Her kanda nesi özgürdü, özgürmeyen nesi ölüdü. Yani buna değişine acet yok. Xitay özgürdü, kanda karab özgürdü meselesi var tabi. Normalde şu Xalqarada olsun veya Türkiye'de olsun, Xitay'ın kanda bir devlet boğanlığını ve kaysi taraf karab mandanlığı hakkında cık malumatı yok. Xitay'ın pek asan tonuqlu bulmaydı emni. Xitay'ını, misal Türklerini, Uyghurlarını tanış için asan. Çünkü terik düşsen terik idi, vakray, cakraydı. Kül dersen cidemli külüp, eminimli unutarlaydı. Ama Xitay'ını tanış, bir kadem bile tanıklı bulmaydı. Üç kadem bile tanış lazım. Birinci kadem, külüp tuğan, mülayim, ziyan, tehdit kımmıgan bir Xitay'ını körümüz. Vay, Xitay digen, nim digen, yakşı o, bu deyimiz. Bir mezgildin ki, karaysa o tonuğan Xitay, elbette başta tonuğan Xitay emez. Bir hilger, bir oyun, bir yüzü başka, könlü başka, bunda bir nime, bir Xitay'ın köklü oldu. Bizimki atıboğumuzdan yeğiz koyan Moğolistan'daki taş yazıkta bu gepleba. Xitay'ın jipekleri yumuşak, tılları tatlıq deb. Ve Türkler, umumi anlamdaki Türkler aldanğanışka ulanın ki ülüklerinin süngekleri, ak süngekleri tağdak çıkılıp etken deyilgan gep var. Yani Hilger Xitay degen manada. Şununla bu köpünce insanlar muşu ikinci kademdeki Xitay'ını tonup oğandan kinler hülasını bir ödedi. Bol de Xitay mışına bir yaman eski Xitay deydi. Bazıları deydi, bu zaten kanda bir Xitay bir ünlü bakayıl deydi. Şununla Xitay'ın tarihi, tılı, felsefesi, düşüncesi, psikolojisi, psikolojiye bile münasebetli ki, tıl, nime, beden tılı degenlerine ügündü. Ügendiken ki, ha, Xitay muşukende deydi. Aslında Xitay'ını ügünüş için birinci kademde okuyduğun kitap Üç Padişah'ın kısası. Bu kitabını belki hemimiz okuduk ya ki televizyonda gördük. Biz köperek tamaşa kısmını çıkarak görmüz. Ama Liu Bei Nimşke Guangong ve Zhangfei'ye gep ötküzü için tolu jığlaydı. Tolu jığlaydıgan reis, kanda reis bulalaydı. Dep sormaymış. Şunu demekçe Liu Bei köz yaşı bile aşki kahramanı aldıyalaydı. Yani bütün ilgerleri muşu kitapta okup tabalaysla. Bu kitaptaki en eski adam, en yakşı adam. Arzu kılgan Xitay kandak ve arzu kılınan Xitay kandak bir tavsiye bu kitabını okuş. İkinci okuyduğun kitap tabi Sünzi Uruş Senet edip tercüm kılındı mı Çetel'de? Sünzi'nin kitabını okuş. Onun için Xitay'ını bileleyemiz. Eğer de Xitay'ın ki muşu adetlerine, kaydalarını, ötmüşünü, muşu özünü, hesepe ve ruhi ceddeki alaytliklerini bilmesek, Xitay'ını tonup olamayız. Biz deyimiz, biz Xitay'ın hoşunusu boğaçka, dünyada biz Xitay'ını en yakşı bilimiz deyimiz. Aslında onlarımız. Biz bilgen bolsak, bizim atı boğumuz alı kaçan başka kişilerini kapolattı. Biz bilmeydiğin nurgun nesle var. Bunları bilgendikin Xitay neyge karab mandığı degen vaxtı da bunu izah kılışma biraz asanlaşıldı. 1970'lerde Amerika Xitay bile yakınlaşık başladı. Amerika'nın ki Xitay mütehessizleri köpü muşu sinologiya terbiyesini ağan. Sinologiya degen hem de Xitay ilimi degen gel. Yani Xitay'ın tarihi emez, Xitay'ın tılı, Xitay'ın ki edebiyatı, Xitay'ın ki çançıl mançılları, o bularımı bilirdi diyen ki. Şununla 1970'lerde Amerika Xitay'a kartılgan siyaseti naydı muvaffiyetke uçurdu. Yani muvaffiyet buldu. Ama bugünkü Amerika'nın ki Xitay mütehessizleri köpü, Amerika'da halkara münasebet okuyan, strateji okuyan, onun için Tayvan'a, Beijing'a birip Xitaycı ügengen, şununla bilgen Xitaycı bile, bilgen halkıra münasebetle, nezriyesi bile birleştirip Xitay muşundak buludu deyip köygen. Misal, Xitay cemiyetini biraz baykısak,
Bunun ki otura sınıf peyda buludu. Otura sınıf peyda olsa merkeziyet, merkeziyetçi hakimiyetke, yani diktatörlük hakimiyetke taleplerini koydu, meydanı koydu. Şununla Xitay özlüğünü la demokrasiye karap mandu de hülas çıkardı. Ama yıl ötep gitti, onda bulmadı. Otura sınıf peyda buldu, doğru. Ama aşı Xitay'ın tüzümünden faydalanıp bay buldu. Demek ki bu bayla o tüzümünü bozmaydı. Şununla mağın misalını bir işimin sebebi Xitay'ını tonuş cedde Xitay'dek Xitay'ını tonuş lazım yani. Bir Türk'dek, bir Uygur'dek, bir Amerika'dek tonuş emez. Hem de bu tolu bu geplerine depketok yani Xitay neye karab mağandı diyen bir gep yanı peyda buludu. 1978'de Mao'nun ölüp işki jildinkin Vagofun'un ki kolu bile Mao'nun ki adamlarını yoktu etti. Biz bilgen elgi tört kuruk var o. Yokatkan denkin, bu yokatkan kişi tabii ki şu Deng Xiaoping buludu. Deng Xiaoping'in çok hukuku yok ama tesiri var. Türkçe'de bir gep var, yetkili ve etkiliydi. Yetkili diken o tolu hukuk diken gep. Etkili diken tesir yani. Tesiri var. Bu iktisadı yaman çatak bu kalan, bu iktisadını kandak canlandırmız, güllendirmiz diyen oyunu oylap, ahırı Xitay'ını terakki kıldırış, üç baskuş strategini otur koydu. 87'de buna bir karar bile, meclisten ilinilen bir karar bile bunu icra kılışı başladı. O üç baskuş 2025'te tügeydi. Bu üç baskuş strategisi Xitay'ın güçlük devlet buluşu üçündür. Terakiyet üçündür. 2017'de 10. ayda Xitay'ın ki 19. parti kurultayda Xi Jinping üzünün üç baskuşluk kudretlik devlet buluş stratejisini oturup koydu. Ebeke güçlük devlet buluş. Hazır kudretlik devlet. Tercümesi Uygurca bunda. Yani bizim düşünüşümüz Cihangir devleti. 2020 geçe Xitay'da bu nimine namratlıkını yoktuş. 2035'te dünyanın en ilgari kegen devleti bile tan buluş. 2049'da Xitay Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yılında cihanın ki en güçlük devlet buluşu. Bununla düşündük ki Xitay Amerika'nın yerini 2035'te ilişki başlaydı degen gibi. Şununla bu 2035'te 5'ten evvel Amerika Xitay'ını bir taraf kılalısa, tizgin kılalısa Amerika futup çıkıdı. Eğer de kılamay kalsa hem de Xitay futup çıkıdı. Biz yalnızla Xitay ile Amerika'nı seleştirip davetimiz. Başka amiller mi var? Avrupa ve Garp devletler eğer de çubuluk etken bozsa, güç birliği bozsa, Amerika ile hemkarlık kımısa Xitay'ın güçlenişine sebep bulundu. Şununla Xitay Avrupa'nın özge bağlaşıkta tırışmadıdı. Hemenle bilgen, yeni İpek yolu, yeni İpek yolu stratejisi var. Bu strateginin ki esas bir maksat Avrupa bazarı ile Xitay bazarını bağlamak. Xitay bazarı ve Avrupa bazarı bağlanırken dünyanın iktisadi ve ticari güçünü kolu düşüyen buludu ve dünyanın iktisadi, ticari, finans hatta bu ceddeki kaydılarını özü çıkırışı başlaydı Xitay. Yani cihanını soraydı degen gibi. Eğer de Amerika Garp devletlerle hemkarlık kılamısa Asya Tinç Okyanus'daki şirik devletlerle bir mekanizma kuramısa o vakti de Xitay yükselip kilidu ve çoğun devletten kudretlik devletke ayrıldı. Yani Cihangir devletke ayrıldı. Cihangir devletke ayrılıp bütün dünyadaki siyasi, iktisadi, finans hatta herbi ceddeki kaydılarını Xitay özü belgileydi. Sen bunun benimki diyenlerimki kırmızan ben seni nimkılmen yani. Çetki kakımı. Hazır Amerika'nın kılvatkandaki. Çetki kakandaki ziyan tatılır gibi. Ziyan tatmaslık için Xitay ile yakın münasebet kuruşku mecbur. Bu cihan mışında bir cihan.
Şununla bu hazırdan başlapla Avrupa'nı her iki devlet tarafından özgü tatip kılıvadıdı. Avrupa devleti hazırma nek düşüngen bir birlik emesemdi. Şarkı, Orta ve Şarkı Avrupa, Xitay bile bir münasebeti yakın. Gerbi Avrupa, Xitay bile mi yakın ama Kırmaniye misalga. Ama özününki kıymet kararışlarını yeni kokudap kılıvadıdı. Ve bölüngen bir Avrupa Amerika anime Xitay için paydalıktır. Çünkü Garp cepheni parçalay alaydı diyen gel. Garp cephe parçalandığından ki Xitay üzüp çıkalaydıgan ihtimal peyda buludu. Bu yeni İpek yolu stratejisi ile Orta Asya'daki devlet Türkiye geçip olan bu rayon Xitay'ın ki tüzümüge bekiniş diyen bir mesele çıkıdı. Bugün Şer Türkistan'a eğer de Xitay tarafından tırnak işçi de hal kılıp etken olsa Orta Asya Xitay'ın ki yakınlığa bir rayon kaylındı. Ve şundakla Türkiye gece bu devam kıldı. İran mı işçi kırdı. Yani Rusya karab turamdı. Doğru Rusya karab turmaydı. Ama Rusya Xitay ile hemkarlık kılış mı bir mecburiyet. En azından hazırlıklı garip devletlerle karşı. Şununla bu dünya bir Xitay'ın ki yükselip çıkışı ebegimen diyen kudretlik devlet, yani Cihangir devlet oluşunun ki bir ihtimali mevcut. Amerika aciz burun tünügün diyendek yaşarga tesir yetkizdiğin küçüğünü yutruvadı da. Ve garip devletler ama hazırtığı bir bütün halde emez, hemisi ayrı ayrı bir siyasetine ilip biruvadı da. Belki Kırmaniye'deki sayılan bile Xitay'a karta siyasetime özgürlük mümkün. Ama aciz bu kalan bir Kırmaniye berber Xitay'ın tesirine uçuraydı, tesir azdı. Türkiye'nin ki Xitay bile bolu atkan bu münasebetten biz bunu inik körele vatımız. Çünkü Xitay bile yakınlaşışının ki yaratkan menfi ehvan. Şununla bu birinci senaryo Xitay'ın ki Cihangir devlet buluşu ihtimali. Ebeki sebeplerimi ben düşündüğüm buldum. Bunun ihtimalinin ki pırsenti kanca da tünügümü soruldu o pırsent. Çünkü pırsentke ayrılandığım vakti da insan asan düşünüp ve asan idrak kılalaydı. Bunun ki ihtimali yüzde köp olsa jigrime. Xitay'ın ki Cihangir devlet buluşunun ki ihtimali %20-20'dek. Bunu yani Cihangir devlet bulalışı için Xitay bugünden başlayıp hiçbir hata iş kımaslık lazım. Diplomasi de bolsun ve içki siyaset de bolsun, pul finans cettin bolsun, ticaret cettin bolsun, Uygur meselesi bolsun, Tibet meselesi bolsun, Japonya bile münasebetli. Hem de hata kımaslık ve kıgan işi de çokum netice iliş lazım. Bu asan emez bu. Şununla Cihangir devlet buluşunun ihtimali var ama biraz töven. Ama hemimiz bilimiz Xitay'da bir Xitay çüşü var. Xi Jinping'in Xitay'a belgen çüş. Bu çüş ebekmen digen kudretlik devlet yani Cihangir devlet buluşu. Hem de ikinci ihtimali boğan bir senaryo bolsa Xitay terakki kılıp bugünkü geldi dünyanın ikinci iktisadi güç. Nurgun rayonlarını, nurgun devletlerine tesiri astığa ilvadıdı. Ve muşu küçüğünü manda aylaki jukuru karab terakki etemez, manda tüz terakki et. Şendin o değil mi? Manda tüz mağandı, aylaki jukuru karab mağmayı. Tüz kitbağın bir Xitay. Bu Xitay Cihangir devlet bulamaydı. Ama çok güç bulalaydı. Misalı değil, yakınki birkaç yılda belki iktisadi güç Amerika'na işip gidiş mümkün. Ticari cettin zaten dünyanın birinci gücü. Ve nurgun birincilikle bağ. Yani dünyada ikinci dünyanın ikinci güçlük devlet diyen vakti de onun ki birincilik mi? Cık sahalarda birincilik var. Eğer de Xitay ebeki diyen nurgun meselelerini bir kısmını hal kılıp bir kısmını hal kılamışsa hazır ki ben diyen dek
Hazırkı küçü bile devam kılıdı. Tüz bir sızık bile devam kılıdı. Cihangir devlet bulamaydı ama dünyadaki küçülük devlet buludu. Bu mu bir hıl, ikinci hıl bir senaryo? Bunun da hem de bazen payda alırdıgan, bazen ziyan alırdıgan bir hıl ehval devam kılıdı. Onun dünki içki taşkı siyasetlerini bazen de hal kılalaydı, bazen de hal kılamaydı. En mühimi boğan özgürüş. Bu özgürüş reform buluş mümkün, ıslahat. Onun ki inovasyon buluş mümkün. Ama hemimiz bilimiz reform kılış bekleyin. Zihniyet onu çekleydi. Düşüncemiz onu çekleydi. Adet kılıklarımız onu çekleydi. Asan emez. İnovasyon tihi mi kıyın? İnovasyon mu bir hıl özgürüş? Ama bir nesini yeniden icat kılıp, hiç bu bakmadan bir nesini yeniden icat kılıp, icat kılın boğandın kinki özgürüşüne inovasyon deyimiz. Yani Hıhtay hazırdan başlayıp, haklı bakmadan işini kılış lazım. Misal gıdayla yeni teknolojilerine köplep oturgu çıkralısı buldu, icat kılalısı buldu. Hazır deyizle o Hıhtay'ın ki teknolojilerimi yükseli vardı da o buldu. Hıhtay'ın teknolojisi dünyada mevcut boğan teknolojisidir. Yani ilgar teknoloji bağ nesini işittirdi. Bu canda üç hıl teknolojini, teknolojiden kanda paylanışta üç hıl devlet var. Birisi teknoloji icat kılgan devletler. Hem onu işittirdi. İkincisi başkasının icadından paylanıp yüzü terakı kılalaydı. Yani teknoloji karşı. Yani bir hıl cemiyetler var. Teknolojini mi icat kılamaydı? Teknolojini mi işittirdi? Hıhtay ikincisi. Ve hazırki teknolojiden faydalanıp aygı çıkıvadıdı, uzay kit vardı, hava boşluğu kit vardı, denizin aslı kır kit vardı, dünyaya meydan okuvadıdı, nurgun devletlerini tehdit kılıvadıdı, Şer Türkistan'da ırkı kırgıncılık siyasetini ilip bir vadıdı, korkmay. Tenkıt kuşuraymay mı, kuşuraymay mı, bizim kuşuraymay mı, kuşuraymay mı, bunun korkmay kılıvadıdı. Çünkü hazır teknoloji, malum teknoloji hakim bu başka, her bir küçüğünü mü şu teknolojiyi bile halkı başka, bunların hepsinin ki esasında iktisat küçüğü bu başka. Ve iktisat küçüğünü kim planlayıp kıpladı? Deng Xiaoping, ebey ben digendek. Bu bir hıl senaryo. Üçüncü bir senaryo, merkez hakimiyetinin çöküşü bile Hıhtay'ın ki bölünüşü. Bunun ihtimali mi birinci Cihangir devlet buluşuyla okşaş yani %20 bir nimba ihtimal var. Onda olsa bunda tüz mingip gidişi ve kudretlik devlet bulamay, Cihangir devlet bulamay, çoğun devlet bulalaydıgan ihtimali yüksek buludu. Peres azaldı karış. Bu çökep yetişinin ki meselesinde hılm hıl çökep yetişi var. Mavi Sovyetler İttifakı yımırıldı. Onun ki çökep yetişi bölünüp parçalanıp yetiş. Misalga Osmanlı Devleti'nin şunda. Bazı tarihte ismini unutup kalan bazı devletler var. Bunlar tarihte çökeple yokup gitken devletler var. Ama bu Hıhtay'ın ki çökep yetişi biraz farklı. Tarihteki bu tecrübe savaşa karaydıgan bolsak Hıhtay normalde merkez hakimiyet çökep yerlik hakimiyeti yani ülke hakimiyetle özünü kogdap kalan mındak bir ehval var. Bu Hıhtay'a has bolgan bir alaytlık. Mısalga Mançur İmperiyası çökken vaktida Şer Türkistan'daki Hıhtay valisi yeni Hıhtay kurulgan hakimiyetke biat kılgaşka, Şer Türkistan bağlım kaldı aşınlığa merkezge. Gomindan hükümeti vaktadıma Şer Türkistan'a küçü yetmezdi. Meyli Cinşurun bulsun, Meyli Şinistey olsun. Bunlar yerlik padişahlardı. Merkez hükümetini sitip durup başka kişilerine kılıp yürüttü. Yani müstakil bir şekilde başkurup gitti. Çünkü merkez hakimiyet aciz. Tibet bolsun, Moğolistan bolsun bu yerini kontrol kılamaydıgan hali var.
Mançuriya'da bir devlet mi kurulgan bilisler? Mançugo deydigan. 34'ten 45 geçe bir devlet kurulgan. Mançuriya gibi onda bir küçüğünü işitmeye. Yani merkez hakimiyet acizligan vakti da yerlik hakimiyet güçlendi. Ya ki güçlenmesi mi öz aldığa yaşarlaydı. Hem de değil. Bugün Kıtay'ın merkezinde böyle uruşup, cidel çıkıp, acizlap kalsa Şer Türkistan kimin koluna düşüdü? Çünçengo, Bintuan ve Şer Türkistan'daki Ermi, Kurallık Sahça ve şundakla nüfusunun %41'i boğan Kıtay'la. Bulağa ne kadar kılımızın? Biz bununla teyyamı. Misalga Xitay eğer de küçülüp gitken takdirde Cihangir devlet bop gitti deyli birinci senaryoda biz kanda kılımız. Eğer de Xitay Cihangir devlet bulamayı yalguzla küçülük devlet şeklinde devam kısa kanda kılımız. Xitay eğer de çökep gelse merkezi hükümet çökep gelse biz kanda kılımız. Hem senaryoya karşı nime teyarlıkla buluş lazım. Her ihtimalı. Çünkü gelecek hakkında biz bir kısım nesini tahmin kılalayız, bir kısım nesini tahmin kılamayız. Çünkü bunun dinkin ki terakiyette bazı amiller var. Bu amiller bu terakiyetine tesir yetkizdi. Tesir yetkizdi geçke, bu kitbağın yol belki mayaka uyaka kıyıp yetişmiyor mümkün. Onu biz tahmin kılamay kalmıyoruz. Şununla yolu çıkan vakti de belki senaryo bir bile hareket kılıp yolunun bir yer kegen çakta belki senaryo B'ye ötep, ikinci senaryo ötep ya ki bir yer kegen çakta senaryo A ve senaryo B'ni birleştirip hareket kılışka doğru geldi. Ama her gün, her sekundda bunu takip kılış lazım terakiyetine. Bu mesela bir fırsatını kaçırdık, onun denkin yolda çıkıp kaldığı ahval var. Eğer de Xitay Cihangir devlet bop kalsa birinci senaryoda dünya ile boğan münasebeti kandak buludun. Bunun mu bir kancı ihtimali var? Xitay'ın ki hazırki siyasi engi ile ölçeydiğen bulsak Xitay dünyanın tamamen kontrol astığı ilişki tırışıdı. Sizler belki dikkat kılavatkan sizler konu bu yeryüzü tüzümünü yınlap dünyaya tontuşka tırışıvadı. Bu tüzümünün ki ideolojisinin ki sahibi Kongza. Şununla Kongza'nın ideallerini, Kongza'nın mekteplerini her yerde içiyordu. Bu ne mi diken yaptıken de yeryüzünün merkezinde menba. Hemen manga bikinse, ondak da siyasi cetten faydalıysa, iktisat cetten faydalıysa, kayıpsizlik cetten faydalıysa, ben bir tüzüm kurma, sen şu tüzümge dahil olup ve şununla bikinse diken gibi. Ondan da bütün devletler makul demdi, dememdi. Bu yerde makul demeydiğen devletler çokum çıkıdı. Olup mu garip devletler? Yani Xitay'ın Cihangir devlet buluşu ve yaratıdığın xaterlikini hazırdan başlayıp his kılıvadıdı. Demokratiye boğan bir Amerika dünyaya buncilik bala ekeyen olsa, diktatür boğan bir Xitay, dünyaya niye mi ekildi deydiğen meseleler sözleşi vardı. Şununla bu dünya bile tinçlik bile mi uğruşup sokuşup kılamdı bu mu bir mesele? Eğer de bunda kıp kalsa dünya bile uğruşup sokuşup kıp kalsa Xitay'ın ki kelgüsü onay bulmaydı. Ama bir gün Xitay okunup kopup akıllanıp ben her bir çoğun devlet buldum. Başkaları bile bunda hemkarlık yolu bile böyle işlerini ilip mansam kandak bula diyen vakti de Xitay o vakti de futalaydı. Ebeki cidelle azalgan buludu. Xitay anan denkin garplıklarını aldap saldap bu işlerini hel kılalaydı. Yani öz vakti de biz nimi aşına aldı. Yani bir hıl terakiyet bulsa Xitay belki şu silevlerimi arlaşmayın. Ben öz aldığımda izola kılınan bir devlet. Yani benimki nüfusum dünya nüfusunun 1/5. Bu nüfus bile üzerine iktisadi çarkını mangızalayma. Ki maşındak.
o kişiye iyi. Ama bugün dünya bile şunda bağlanıp gitken bir halde. Mesela yaşarlış işteyimiz, internet sistemi deyimiz, hazır kımın şu münasebetler deyimiz. Hatta kişisel mesela. Bir yerden peyda olsa bütün dünyaya yayılıyordu. Şunun da Hıtay yüzüne yalgız, izole kılıç, bu mu kıyım bir akvan. Şunun da Hıtay, eğer de Hıtay hazır ki pozisyonu bile devam kılmayan değilse, dünya bile ciddileşip mağdu hazır ki. Eğer de bir gün Hıtay akıllanıp bu ciddileşsem, Tayvan meselesi mi çatak oldu ki, Uygur meselesi mi çatak oldu ki, Tibet meselesi çatak oldu ki, hemen işler çatak oldu ki, onun da yakın rastladın, ulağa ula çıkışıp, onun da ulağını cimiktirip, könlünü yasap, dönbüsünü sılap, aşında kısam paydalık ki, degen nokta kip kalsa, o vakti de Hıtay yine Garp devletlerinin ki nimisige, bisimige az uçuraydıgan bir ahval bu kaldı. Misalga deyli, tarihte mi şundak misalla köp var. Ert ügün Uygur meselesinde Muşu Çınçengu digen adam naaydı hata bir işlerini kılıp Uygurlarını kampı taşlap Muşu ırkı kırgınçılık kıptı. Bugünü bir caylımızak bu mu dedi. Hemimizin aldı da onu caylap yırdı. Onun dinkim Uygurlara kömür bölümümüzde dönbesini sılap, pişanısını sılap, onun dinkim tatlı keplerini değdi. Şunun bile Uygurların ki nüfusunun ki köp sancılıkla ve kalan Şer Türkistan kırındaşla Hıtay'a işindi. Hem de Kazak, Kırgız, Özbek, Moğol şivelerini birbirisine düşman kızıp o temponlukla kovdaydı. Hem de Şer Türkistanlıkların kimliğinin ki esas kısmı Müslüman ve Türk halkı başka Muş, Uygur, Kazak, Kırgız, Özbeklerini Ottur Asya'ya siliş mümkün. Burun Ottur Asya'ya çıkanlar Hıtay'a karşı çıkan olsa Ottur Asya'ya çıkanlar hem de Hıtay'ın kokudaydıgan olur. Türkiye'ye çıkan Şer Türkistanlıkla Türkiye'nin Hıtay siyaseti yakın olsun deyip onun için tırışıdı. Müstakil diyen teşkilatla yegane kalıdı, izole kalındı. Bir gün Hıtay mıcına okunup kalsa ki tarihte Han sülalesi diyen bir sülale var. Çong o Hunlardan faydalanıp toprağını kengeytken. Tan sülalesi vakti de Köktürklerden faydalanıp toprağını kengeytken. Mongollardan faydalanıp ki Mongollar yüzü kengeytti o. Ama bugünkü Hıtay'ın ki zemini nimişi mi daha keng buldu diyen de tarihten kilip davatını. Mongollar kıpaydı. Mongollardan kim Mançurlar içmedi. Yani Hıtaylık bulup nurgun yerlerini ağanamaz. Muşu milletlerden faydalanıp, Hıtay bomgan milletlerden faydalanıp ve Hıtay tarihinin 26 sülalı, 24 sülalı bulsun bulsun ve bu sülalının içi de en güçlü sülalı Töt. Han sülalısı ve Tan sülalısı. Tan sülalısının ki sülalı aile tam Hıtay memesi. Onun ki Moğol, Kubilay'ın Moğol sülalesi ve Mançurlar'ın ki sülalesi bula Hıtay'ımız. Ama bu Töt sülale en güçlü sülale tarihte. Ama en güçlü Töt sülale Şer Türkistan'ın işgalı. Şer Türkistan'ın işgalkımızsa çoğun devlet bulamaydı. Şer Türkistan'ın işgalkısa çoğun devlet buluşunun ihtimali var. Bu tarihi bir nimemdir, tecrübem. Şununla ben öyleyim ben tarihteki ebeki misallardan Hıtay'la nimkılı düşünüp ertüğüm Muş'u hazır ki ben diyen siyasetini kıpsasa gariplıklama Uygur'unu deyip Hıtay'a ucum kılamaydıgan alı geldi. Tibet meselesi, Tayvan meselesi o bu. Çünkü Hıtay bu nimlerini, amillerini hemen de yukatkan oldu. İçki meselesini halkı bulan bir Hıtay taşkı karşı tihimi küçü buludu. Ve Garp devleti, Garp devletinin bazı mütehessislerine Hıtay'ın işçiden bir cidel yaratıp Hıtay'ını acizlaştırış stratejisi tügeydi şunun. Hıtay bulanı bilidir, bilmeyi demez. Şunun ve bunun aldığını biz kandak alımız deydiğen yeni bir sual çıkıyordu. Şunu aldığımızda nurgun bilinmezlikle var. Halkıra münasebet okuganla bilidir. Halkıra münasebet diyen bir ilim
aşu elke inik bomgan bir terakiyetge karşı tatbikat kılıdendi. Şununla bu Xitay'nın ki kelvisi bizne bizim takdirimizne belgilegende bizim kelbimiz Xitay'nın ki takdirini belgileyir. Bu iççe kırgan bir mesele. Bununla karşı yukarı seviyede siyaset, yukarı seviyede strateji belgilemek, yukarı seviyede hareket kılmak bizge mecbur, bizne mecburlaydı. Şununla attı sattığı madak yap söz siyaset hareketle bu bunun dinkin ki dünyanın ikinci güç ertesi gün birinci güç olması bu güçe karşı o attı sattığıyla yetmeydi. Ondan da biz kanda kılıç lazım diyen mesele yani soruldu. Ben meşekçi çöndüreyim. Rahmetler.